Şerife Hanım'la beraberiz. Şerife Yıldız Avcı. Bugün çok güzel bir şey hazırlamış. Bayılacaksınız, yapmak isteyeceksiniz. Hediye götürmek isteyeceksiniz. Anneanneler, babaanneler yapmak isteyecek. Torunlara yapılacak. Ben yani gerçekten bekleseydim şu anda ve Akay dediğim bunu kafama. O kadar güzel bir dönence aktivite diyorsun. Aktivite evet. Minderi yapacak ama bebekler için. Yatacaklar. Böyle oradan dönenceleriyle oynayacaklar. Çok güzel bir aklı fikri var. Bunlar şimdilerde epey de pahalandı. Tabii. Yani kendimiz dikerek bunu çok uygun fiyatla mal edeceğiz. Ne kadar kumaş gidiyor buna Şerife Hanım? Buna çiften kumaşlardan bir metre kumaş yeterli alt üst olarak düşünürsek. Yani alta da aynı kumaşı kullanırlarsa yeterli olur. Evet. Bir görelim mi şu? Önce bir oradan gidelim. Ne yapacağımızı seyircimiz bir görürse. Önce bu minderi hazırlayacağız. Ben bunun küçüğünü hazırlayacağım. Büyük bir minder olduğu için burada zor kaç olacak. Kaç bu minder? Bunun bitmişi 80'e 80. Şimdi daha küçüğünü yapacağız. İki taraflı da kullanılabilir değil mi? Çok güzel ama şu alta gelecek evet, galiba. Alta, alt kısmı koyu renk. Ay, bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel ki bebeği buraya koyuyorsunuz. Şimdi bunlar üstleri var. Neyden yapıyor, nasıl yapıyor onları anlayacağız. Evet. Yani şunu belki yapardık ama üstünün fikri çok hoşuma gitti. Evet. Çok daha... Kaça kaç dedin ölçü bir daha? 80'e 80 bu. Evet. Yani şunları, bir metre kumaş alsak yetecek mi? Çiften, o nevresimlikler var ya onlardan çiftenlerinden bir metre alsalar yeterli. Şu arkaya koyduğun lacivert poplin mi? O da ikisi de poplin. İkisi de poplin. Hı-hı. Süper güzel. İstediğiniz çocuğun odasının rengine, evinize uygun, çocuğa uygun nasıl yani, istiyorsanız yaparsınız. Şimdi bunun en ilginç yeri. O minderi yaparsınız ya da evde bir şey vardır onu ayarlarsınız yani, falan filan. Ama şu üstünden bahsedelim hadi. Neyden üstündeki bu? Üstündeki holihop'tan yapıyoruz. Holihop'tan? Evet. İki tane kullanıyorum. Holihop'lar pahalı mı? Ay 2,5 liraya aldım ben. 2,5 liraya. Tanesi. Şimdi o holihop'un her holihop da holihop değil. Tabii. Holihop'un bir kendine has bir ağırlığı olması lazım. Yani bunlar çocuk holihop'ları sanıyorum. Çocuk büyük bu ama. Büyük boy ama büyük çok boy. Hafif böyle şey çok gibi. Hafif. Biraz ağırlığı olacak ki o belde böyle tabii, böyle yaparken siz bunu ikiye hafif. Böldünüz. Hayır, iki tanesi. Aa, bir dakika. O iki tane. Ama küçük işte çocuk bu. Çocuk şu kadar bu. Parçayı çıkarttım. Ha, fazlası var. Şu kadar fazlası evet. Var bu dönden. Onu çıkarttım. O aa, bir... tamam. 1,50 falan bu. 1,50'ye bu. Ben anlamadım. Kocamanı böldün zannediyorum. Aynen. İki tane holohop alıyoruz. Bu. Evet. Hani çeviriyoruz ya. Ha, çok iyi bir bilgisi var. Bunu yaparsınız. Tezgahlarda da iyi gider bu. İyi bir fikri var. Aynen. İki tane holohop alıyorsunuz. Şu evet. Kadar. Bu kaç santimi çıkarttım buradan? Ya da bu bunun kaç santim? Bu 1,50. 1,50. 1,50 kumaşı üstünü kaplayacağımız 1,50'yi ölçüyoruz. Bir dakika. Bir ölçüyor. Ölçüyoruz. Ondan sonra artanını kesiyoruz. Evet evet. 1,50'yi biz alıyoruz. Diğer parçayı çıkartıyoruz. Bu ne oluyor? İşimize bunu ben şimdi mı? Şey için kullanacağım. Hani küçük boy yapmayı göstermek için kullanacağım. Olur mu bu? Sadece şunu kaplamayı göstereceğim. Ha, kaplamayı hı-hı. Göstereceğiz. Şimdi Şerife Hanım üstünü öyle güzel kaplamış ki bizim şu holohopu bakın. Holohopun kendisi bu renk mavi. Hani çok kalın bir holohop da değil. Değil. Evet. Ve üstünü kaplamış. Şimdi o kaplamayı gösterecek. Nasıl yaptığımızı küçük bir size yapacak bize. Evet. Bir de elyaf lazım. O elyaf. Kadar. Boncuk elyaf lazım. Tamam. Elyafın üzerine bir de destek boncuk elyaf yerleştiriyorum ben. Tamam. Şimdi karelerimizi yuvarlak kesmek hı-hı. için böyle katlıyoruz. Onları anlat bize. Şöyle kareyi bu şekilde şöyle dörde katlıyorum. 80'e 80 sizin kareniz yapacağınız. Bir daha şöyle katlıyorum. Evet. Bunu 42 santimden kesebilirler. 42 olunca işte 80'i biraz dikiş payıyla geçmiş olacak normalde. Ben şimdi bunu şöyle hadi şey yapayım. 25 yapayım. Şimdi 80'de kaç yapmaları lazım bunu böyle yaparak? 42 yapacaklar. 42 yapacak. 42. Ben şimdi 25 yapıyorum ama onlar 42 yapacaklar. Evet. Çünkü
alanımız dar diye ben bakın bunu yuvarlak küçük... bir şey kesmek için şu çok iyi bir bilgidir. Evet, bunu şöyle dört katından kesiyorum. Aynı şekilde altı ve elyafı da aynı ölçülerde yapıyoruz. Bunu tamam, şunu da hemen keseyim. Şu an şu gösterdiğin şey o kadar şey bir bilgi ki. Böyle, yani kloşe tek dikmek için falan evet, da çok kullanışlıdır. Bu yukarıdan da beli kesersiniz. Katlandığı zaman daha yuvarlak kesiliyor. Evet. Onu da kesiyoruz. Yani bir altının kumaşı, üstünün kumaşı. İki tane yuvarlak kesiyorsunuz. Olmadı 80'e 80 bir tepsiyi yere ters çevirip üstünden işaret alıyorsunuz. Şimdi elyafımı yerleştiriyorum. Elyafı daha sonra keseceğim. Tamam. Üzerine alttaki kumaşımı yerleştiriyorum. Tamam. Şöyle yönünü de ayarlarsak. Bunu da yüz yüze üstüne katlıyorum. Çünkü çevireceğiz onun yüzünü. Üstüne koyduğumuz tersi. Bunu şöyle yaparsak. Aa, güzel pratik bilgiymiş bu. Bu da çok güzel bilgi Şerife Hanım. Bunu iğneleyip... Bebeklerimize bu şeyin üstünde alt açma da yapabiliriz. Hediye evet, götürmek için iyi bir fikir değil mi? Evet, ben hediye yapacağım mesela bir tane şimdi. Evet, yapacaksın mı hediye? Yapacağım. Var öyle biri. Bunu biraz geniş yapıyorum ki rahat dikebilmek için. Evet. Şurayı şöyle hemen çıkartıyorum. Sonra bir de boncuk elyaf lazım bize. Boncuk elyafı da açık bıraktığım yerden içini doldurarak böyle biraz destek vereceğim bunun üzerine. Hı. Sonra üzerinden yorganlama gibi dikişini yapacağım. Şöyle güzelmiş, bırakayım. Şimdi çevresinden bunu dikeceğiz ve şöyle bir açıklık bırakacağız. Her oradan zaman da elyafımızı dolduracağız. Elyafımız için. Ay, şeyi aldı kaptı. Cırt yapışık mı? Evet. Bu şey kenarlarında cırt var. Çok güzel. Holohop'tan bunu düşünmemiştim. Bazı bir şey söyleyeceğim. O kadar güzel aklı var ki bunun. Bazı çanta altlarına falan düşünebiliriz. Holohop'u böyle içine koyup örgüyle de yapılabilir. Şimdi ben bunu düz dikişte biraz iri dikiş yapıyorum. 3,5 gibi yaptım. Şöyle rahat döndürebilmek için. Üstelik de yıkanabilir oluyor değil mi Şerife Hanım? Tabii tabii. Zaten bunu böyle söküp ayırı kaldırıp işte kullanacakları zaman kurup kullanabilirler. Kullantak evet, şeklinde cırt cırtlı bunlar. Şimdi göreceğiz nasıl yaptığını. Şöyle, mantığı çok güzel. Oyuncaklar da var. Bağlayacağız. Yani acayip güzel bir şey. Üstüne de mesela amigurumi oyuncaklar yapılabilir. Hanımlar... Belli ki çok çalışacağız bezlerden artık. Bezlerden yapabilirler. Evet, evet. Çok çok bez bebekler olabilir. Küçük minik zararsız oyuncaklar olabilir yumuşak. Ben bir tane çıngırak yaptım. Küçük efendim? Çıngırak yaptım bir tane. Dur, geliyoruz şimdi onlara. Bakayım. Kutunun içine boncuk koydum. Bakayım bakayım onları versene bir bana. Ben de onları da göstereyim. Şunları ay şimdi hazırladım, bunları takacağız. Onları takacağız üzerine. Bu açılmaz değil mi? Açılmaz. Ha, ilaç kutusuna yapmışsın bak. Çocuk oradan bunlara bakıyor. Lastikli yapmış Şerife Hanım bunları. Hı hı. Aa, çok çok güzel bir şey öğreniyoruz. Gerçekten şahanesin. Şimdi bunun yüzünü çevireceğim. Tamam. Şurada mıydı boşluğumuz? Şu şekilde çeviriyorum. İşte bu. 2 dakikada da oldu. Şimdi ben de dikişle ne yapıyorum Şerife Hanım? Burada seyircilerimiz getirip göstermemi isterlerse gösteririm de. Sepetler vardı, yazlık sepetler. Sapı eskimiş, kendi üstü eskimiş.
Bir güzel kaplanıyor onlar kumaşlarla. Göstermemi ister misiniz? Saplarını değiştiriyorum palaskayla. Kopuyor. Güzel. Çünkü biz kışın çok evden eve yemek taşıyoruz o böyle derin çantaların içinde. İsterseniz bu sepetleri göstermemi hem eski halini hem yeni halini burada gösteririz. Sonra dikiş makinesiyle güzel bir şey çıkarıyoruz, kalıp. Hı hı. Ondan sonra üstlerine cüp diye kaplayıp kenarlarını dikip saplarını da şimdi çantacıya göndereceğim. Güzel böyle sağlam bir dikiş atsın. Yepyeni sepetler olacak. Şimdi şu kısımdan şöyle yorganlama gibi dikişler geçiyoruz üste. Heh. O dikişleri geçmeden önce yani 22 santim işaretleyeceğiz buradan. Tamam. Çizgilerini. Doldurduktan sonra mı çekiyorsun? Şöyle bir çizgi ben rastgele çekeceğim. Onlar 22 santimden yapacaklar bunu. Tamam. Şöyle dört kenarına bakın bu şekilde. Sonra ortasına da büyük tabii olduğu için ortadan da bir sıra geçebilirler. Bunu bu şekilde yaptım. Şimdi şu kısımlarına böyle az az elyaflar yerleştireceğim içine. Şeyi anlayamadım. Doldurduktan sonra mı çekeceğim? Evet. Her elyafı, bölümü doldurunca elyaf, evet. Elyafı yerleştirip şimdi bir çizgisini yapacağım. Biraz orayı tutacak. Ondan sonra diğer tarafını yavaş yavaş. Şu altta da elyaf olduğu için. Bir dakika. Şu şeyi göstermemiz lazım. Şu büyüğü verir misiniz? Oradan nasıl bir şey yapacağımızı anlatalım bir tekrar. Bakın çok güzel. Yine çok güzel bir fikri var. Şerife abim şuradan anlaşılıyor. Diyelim ki şurayı doldurdun, burayı mı çekiyorsun? Evet, bir kısmı doldurduktan sonra dikişi yapıyorum. Sonra diğer tarafını yavaş yavaş ilerleyerek. Evet, zaten çok acayip doldurmamışsın. Evet, çok çünkü az. Bir elyafı da var. Evet. Ya o elyaf ince geliyor. Bu böyle bak, biraz onu öyle yapmayı düşünmezdim. Ne şu güzel bir şey öğrendik. Kenarlarına yerleştiriyorum. Bakın şöyle elimle yayıyorum. Çok da böyle şöyle yaptığınızda o kendi altta da elyaf olduğu için öbürkünü tutuyor. Form hı, oturuyor. Evet. Güzelmiş. Rahat oluyor. Şimdi o şeyi de göstereyim size. Dikişi nasıl yapacağımızı. Normal düz dikişte yine iri dikiş olarak. İşaretini görüyor mu gözün? Göremedim. Şurada. Ha, evet. Oradan bir çekip göstereceğim. Sadece göstermek amaçlı. Dikişini yapacağım. Sonra şeyi yap. Evet, pide mantığıyla. Tam bir pide gibi bu şeyse. Şu elinizle şöyle yerleştirerek, biraz tabii iri dikişteyiz şu anda zaten. Bakın. Evet. Evet, pidede hani tırnak pidede böyle elimizde yaptığımız şeyi yaptın makineyle şu anda. Bakın burası böyle pufuldadı. Vay, bu şimdi, pek çok yerde işinize yarar. Evet, şimdi burada şu taraflarını böyle yavaş yavaş doldurarak dikmeye devam edeceğim. Evet. Şunları. Sonra da ortadan şöyle bir T şeklinde yaptıktan sonra dikişini yani şurada olduğu gibi. Evet. Çünkü bu küçük bir alan, bu büyük bir alan. Onu da yaptıktan sonra bitiyor. Evet, çok güzel. Yani minderimiz bittikten sonra şeyimiz düştü. Heh. Şu altlarına orta işaretlerini şunu şöyle bırakayım. Şeylerin orta işaretlerini bulup tam böyle ortalarına evet, alt kısmı cırt dikiyorum. Tamam. Küçük bir parça. Karşılıklı. Dört tane dikiyorsun. Dört tane. Şu kısımlara. Gösterelim. Arkadan gösterelim. Şöyle anlaşılmayabiliyor. Bakın dört kısma cırtlarını koyduk. Evet. Şeylerin de hazırladığım o holyopların da uçlarına cırtları dikiyorum. Bu burayı geçirdik işine. Geçirdim. 7 santim şerit 1,5 metreydi bu. 1,50 idi. 1,50'den de 5 santim fazla yapsınlar şu kılıfı. Fazla olunca daha rahat geçiyor. Cırt payını bırakıyoruz çünkü orada.
Hı-hı. İyice yerleştirdikten sonra 7 santim genişliğinde olacak şeridimiz. Tamam. Normal aynı bir şey hazırlar gibi, kuşak hazırlar gibi. Güzel bir şey yapıyoruz. Evet. Sonra içinden holohopun borusunu geçiriyoruz. Borusunu geçireceğiz. Holohopların üstüne koyacağımız holohopların uzunluğu 1.50. 1.50. Unutmayalım onu. Şimdi bakın onu ters çevirecek ve sonra şeyimize geçirecek. Şimdi örnek olsun diye gösterecek. Böyle şeyleri genelde şişte geçiririz. Evet, geçirebilirsem şu tarafından deneyeyim. Biraz... Onu bir yakaladıktan sonra sorun yok. Evet. Kurşun kalemle de yapabilirsiniz aynı. Bu uzun işlemi olduğu için şişle daha rahat oldu. Şişle daha rahat. Ben evet öyle denedim. Şöyle geçirdim bakın. Tamam. Sonra bunu baştan başa onu da büyükte olduğu gibi geçiriyorum. İyice yerleştirdikten sonra şu ucuna cırt dikiyoruz. Tamam. İki tarafına da. Gayet güzel. Bunlar böyle hazır olmuş oluyor. Süper. Bir çevirelim şimdi. Çevirelim. Çevirelim. Burası böyle çiçekliyse şeyleri lacivert. Alttakinden evet yaptık evet. Buyurun. Aa, ben sürekli elimden bunu düşürdüm. Ben tutayım onu siz orayı. Şunu da şöyle. Erkan oraya. Bir şey gösterelim. Evet. Tamam. Şunu ben hemen yerleştiriyorum. Burası da çok pratik. Daha sonra toplayıp kaldırabiliyorlar. Duruyor mu bu böyle güzel? Şimdi üstten onun bir bağcığı var. Hmm. 15 santim olarak da bunu hazırlasınlar. Normal cırt şunu yaparken evet. Ay, bir payda bunu güzel, böyle. İnanılmaz güzel bir mantığı şuraya var. Biliyorsunuz bunlar bebek şeyleri ne kadar fiyatlı ve çok pratik ve çok az kullanılıyor. Şöyle hazır olmuş. Hani olarak ay olarak demek istiyor. Ay çok güzel sonra oldu. Sonra bunları asıyoruz. Evet. Bunları da yine böyle elinizde toplar örebilirsiniz. Veya işte hazır keçeler var. Onların içini ben böyle doldurarak elyafla hazırladım. Çok güzel. Yukarıya onu mu bağlıyorsun? Yukarıda bunları bağlıyorum. Yani tamam, onlar istediklerini yapabilirler. Sonra bebecik oraya yatıyor. Bakın gerçekten çok güzel bir şey gösterdi Şerife Hanım bugün. Şimdi şöyle buraya bunları asıyorum. Vay, ben de asayım. Çok çok güzel. Şöyle. Uzunlu kısalı bebeğe evet zarar vermeyecek gibi. Böyle şeyleri çok seviyorlar biliyorsunuz. Şöyle yapalım. Bir de bebekleri tabii hiç gözümüzden ayırmıyoruz. Siz hepsini bilirsiniz ama ben gene de söyleyeyim. Mesela şu bir tık uzun mu oldu? Evet, biraz uzun bıraktım. Tamam, ayıcığı da koyalım. Şunu biraz yukarı kaldırayım. Evet. Şunu da biraz kaldırayım şöyle o zaman. Siz mesela bebeği oraya yatırdınız. Şimdi evde daha düzgün bağlanır bunlar. Tabii tabii. Gerçekten çok çok güzel. Yani siz orada çocuğa böyle işte bir tane çocuk olsun burada yatıralım. O böyle elleriyle ayaklarıyla bunlara evet bakma. Siz şöyle bir sallarsınız. Buradan bunlara bakar. Güzelce konuşursunuz. Ona bir hikaye anlatırsınız. Aman da bu top. Aman da bu elma armut. Bu küçük bir ayıcık. Bak sana nasıl da benziyor bu ayıcık gibi. Bak 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 çocuğu böyle. Gerçekten çocuk gelişimi için bu tarz şeyler çok güzel. Çok güzel. Çok da oyalanıyorlar. Kesinlikle zaten hani, yere yatırıp oyalıyoruz. Evet, sıkılırsa kaldırırsınız. Ortada durmasın derseniz çok iyi bir çözüm temizliği de kolay. Buna. Daha önce isterlerse kolay üzerine bir kendileri de ayrı bir örtü de örtebilirler. Hani çocuğun altında. Ben çok altında beğendim. Gerçekten evet, çok çok beğendim. Ne diyor izleyicilerimiz Müge? Ben merak ediyorum. Hakikaten işe yarayacak, satılabilecek, çeşit çeşit desenler sipariş yapılabilecek. Eğer ki çevrenizde bu tarz el işleriyle uğraşan birileri varsa
Mesela hanımlar birbirimizi desteklemek sipariş amaçlı. Sipariş olabilir, hediye olabilir. Yani hediye amaçlı olabilir. Çok güzel. Üstüne istediğiniz insanlara gibi geliştirebilirsiniz. Çok güzel. Örgülerden. Şıngıraklar var, hazır oyuncaklar. Onlardan evet, bağlayabilirler. Her mesela türlü her şey türlü olur. Olabilir, tabii. Her türlü şey üstüne çocuğun ayına, yaşına göre onu geliştirecek, şey yapacak. Buraya üstünü cırtçırtla bağladık, unutmayın. Tabii ya, onu tutuyor. Yaparsınız. Ya iki taraflı dikiyoruz. Bunu karşılıklı şöyle yerleştiriyoruz. 15 santim ha, olacak bu. Şunlar 150 santim. Mindere de 80'e 80 olacak. Yani şey, iki tane holo hop alıyoruz. Evet. 2 liradan 5, 2 lira 2,5 lira dedin. 5 lira olsa. Kumaş ne kadar gider? Yani kaç lira olur? Bir metresi 25-30 lira falan. Parça kumaş da alabilirler. Parça güzel, da pamuklu olabilir. Tabii parça da olabilir. Kumaşlar da var. Çok yani güzel. Bunu o kadar uyguna çıkarabilirsiniz ki. Şimdi soru var izleyicimizden. Diyor ki boncuk elyaf koymasam da iki kat öbür elyaftan koysam olabilir. Olur mu daha diyor. Daha kalın elyaf kullanabilirler. Daha ha, bunların gramajlı şu şeylerin. Bunun daha gramajlısı var. Daha kalınları. Onlardan kullanabilirler. Evet. Ama şuraların kabarması için bunlar biraz böyle daha pofi yardım, pofi, evet, yardımcı olması oluyor için. Yani o şekilde de olur, öbür türlü de olur. Çok güzel. Oradaki mantık önemli. Evet. Var mı soru? Gezmeye giderken bunu koymak için bir çanta da dikebiliriz. Eliniz tutulmaz yapalım. Çok iyi fikir. Bunları katlayıp koyarız. Yanımıza alırız gittiğimiz yerde, aman da gaman da diyor çocukları oyalamak için. Hakikaten çok güzel bir şey öğrendik. Sağ ol Şerif Hanım.